Şükürler olsun Rabbime. Bizlere bugünlerde gösterdi ya. Daha ne isterim? Madem ki gayrı birliyiz. O vakit. Aza isteyelim. Fethi isteyelim. İsteyelim ya. Birliğimiz daim olsun inşallah. Ozanlar gelsin. Çalgılar çalınsın. Sözler söylensin. Haydi, haydi! Han Yılmaz, tezinden beylere ulak çıkarasın. Osman Bey'in gayrı bizimle olduğunu, biatını verdiğini duyurasın. Buyurundur bey. Beyim, Moğol elçisi geldi. Bire destursuzlar. Bire destursuzlar. Kimsin? Hangi cesaretle benim otağıma böyle girersin? Ben cesareti İlhanlı'dan alırım. Olcay Doğan'ın elçisiyim. Sen cesareti kimden alırsın Yakup Bey? Cesaret senin olsun. İcazeti kimden alır da kendini sultan ilan edersin? İcazet alana sultan değil, emir denir. Sen hele bir derdini söyle ki ömrün uzun olsun elçi. Madem sultanım deyip öne çıktın, o zaman harcını ödeyeceksin. Bugüne dek Sultan Mesut'un ödediği vergiyi artık siz ödeyeceksiniz. Hele dur bakalım. Yakup Bey'in almadığı vergiyi sen ne dev istersin ha? Akbaba gibi üşüştün hemen. Sen Osman olmalısın. Ya. Adımı bilirsin, namımı da bilirsin. Bilirim, bilirim. Komutanlarımıza, valilerimize kök söktürdün. Osman Bey de mi senin nedir Yakup Bey? Benim nedir? Yurdumuzda birlik vardır. Güzel, güzel. 50.000 dirhem altın olan yıllık vergi borcunuzun üzerine Osman'ın döktüğü kanların bedeli olan 20.000 dirhem daha ödeyeceksin. İki gün vaktiniz var. Elçi! Hele bana bak. Elçiliğini yapmayıp eğer hüküm vermeye çalışırsan o gövdende başın kalmaz bilesin. Kelamım Olcay Tuhan kelamıdır. Onun yüzüne diyemeyeceğiniz lafı bana konuşmayın.
İki gün vaktiniz var. Size ait olan her şey. Biz istediğimiz sürece sizindir. Sakın Osman Bey. Öyle bir devlet olalım. O vakit bu vergiyi kim verecek vereceksin? Benim kanım akarsa toprak dediğim, yurt dediğim bu toprak kan denizine döner. Durma, yap. Osman Bey. Emreket. Altının arkadan gelecek. İki gün. Yoksa isyan sayar, sizi yok ederiz. Osman Bey. Bugün tezgahları alır iken, ahaliye altınları dağıtır iken pek rahattı. 70.000 dirhem. 20'si hali hazırda senin bedelin iken bu vergiyi sen vereceksin. Yakup Bey. Şimdi bu dediğin bize ceza mıdır? Yoksa rica mı? Evvela bir bunu öğrenelim. Osman Bey. Bir adını verdin. Ne rica ne ceza. Emirdir. Cenk bizim için düğündür. 70.000 altınlık düğüne. Buyurt. Hiç bu kadar zengin bir düğün görmemiştim. Diğer beyleri karıştırmayasın. Birlik için bu altını ben ödeyeceğim. Evelallah. Bunu ödeyecek kudretteyim. İyi o vakit, Osman Bey. Madem sen sultansın, o vakit bu vergi meselesini çözmen lazım. Zira Konya bu vergiler yüzünden yıkıldı. Eğer bu vergiyi vermeye devam edersek, hiç kimse bunun üstesinden gelemez. Bilesin. Hiç tasa etmeyesin. Onun da vakti gelecek. Vakti gelecek diye diye. Düşman tepemize çıktı. Bu son vergimiz. Beyleri topla. Orduyu kur. Ya er gibi çıkacağız. Boynumuzdaki zinciri söküp atacağız. Ya da ilelebet bu tarih sahnesinden silineceğiz. Madem ki sultan sensin, onun kararını vereceksin. Sen hele vazifeni yap. Sultanlığın gerektirdiğini ben yaparım. Ozanlar, çalın söyleşin. Yazın.
Osman Bey. Hayır haber değil herhalde. Sıkıntılı bir hal düşer olmuştur. Vazifene mani olacak bir şey değildir umarım. Yok. Vazifeye mani olmaz. Ama şimdi çıksak sabaha anca varırız. Müsaade nerede? Osman Bey. Altınları hazır et. Ne kendini ne de bizi düşmana rezil etme.